Kıymetli basın mensupları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. NATO zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplantımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaptığımız görüşmelerin ülkelerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel ekonomik ve güvenlik mimarisinde köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel aktörlerin karar alma süreçlerindeki etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor. Son 1,5 yıldır insanlığın gündemini belirleyen koronavirüs salgını bu değişim sürecini daha da hızlandırmıştır. Yüzyılın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen salgın, küresel sistemdeki açıkları ve yapısal sorunları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Her ne kadar bu salgının sağlıkla ilgili boyutu daha da tartışılsa, yansımalarını hayatımızın hemen her alanında görmek mümkündür. Ekonomiden ticarete, toplumsal hareketlerden kamu güvenliğine kadar çok geniş bir yelpazede salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz. Salgınla beraber istikrarsızlığın, İslam ve yabancı karşıtı ırkçı akımların dünyanın farklı köşelerinde yaygınlaştığını görüyoruz. Demokrasi ve demokratik değerler yara alırken sorun çözme mekanizmaları işlerliklerini kaybediyor. Uluslararası toplum tarafından terk edilmiş olma düşüncesi bilhassa sistemin çeperinde yer alan yoksul ülkeleri içe kapanmaya sürüklüyor. Salgınla beraber ekonomileri iyice kötüleşen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik yardımların şarta bağlanması, adalete ve hakkaniyete olan inancı da aşındırıyor. Küresel ekonominin toparlanma ihtiyacı en üst safhadayken, özellikle gelişmiş ülkelerin korumacı tedbirlere başvurması, salgın kaynaklı ekonomik sorunların derinleşmesine sebep oluyor. Hepimiz güvende olana kadar, hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu bu manzara bize NATO'nun da üzerine inşa edildiği ittifak ve dayanışma ruhunun önemini göstermiştir. Küresel istikrarın muhafazasında NATO'nun hem belirleyiciliği hem de üstlenmesi gereken sorumluluklar artmıştır. Üye devletler kurucu ilkelerine sahip çıkmalı ve ittifakı güçlendirmelidir. Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya kadar NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir. Dönem sorumluluktan kaçma değil, elini taşın altına koyma dönemidir. Bilhassa NATO'nun küresel sınamalar karşısında daha etkin inisiyatifler üstlenmesi gerekmektedir. Değerli basın mensupları, zirve vesilesiyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la az evvel bir araya geldi. NATO Brüksel zirvesini küresel ölçekte kritik hadiselerin yaşandığı işte böyle bir atmosferde gerçekleştirdik. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını teşkil edecek NATO 2030 sürecine ilişkin önemli kararların alındığı zirvemizi tamamladık. Zirve toplantımızda NATO'nun güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunduk. NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken, siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması yönünde kararlar aldık. stratejik konseptin günümüz şartlarına uygun olarak güncellenmesi sürecini başlatan kararı onayladık. İttifakın yeni tehditlere mukavemet edebilmek amacıyla kendisini adapte ederken güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik başta olmak üzere temel ilkelerinden taviz vermemesi gerektiğini vurguladık. Terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin önceliklerini, hassasiyetlerini ve haklı beklentilerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk. Ancak burada üzülerek bir hususun altını çizmek istiyorum. Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist, kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Böyle ikircikli bir tavrın terörü yok edemeyeceği bilakis terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır. Bir terör örgütü eliyle diğerinin yok edilemeyeceği de ortaya çıkmıştır. DAEŞ tehdidinin yeni isimler altında varlığını sürdürmesi, terörle mücadelede rehavet ve çifte standardın yeri olmadığını göstermiştir. Türkiye DAEŞ belasına karşı göğüs göğüse mücadele etmiş, Suriye'nin güneyinden bu örgütün sökülüp atılmasını sağlamış tek NATO müttefikidir. Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde 8.200 kilometre kareden fazla alanı terörden arındırdık. İdlib'de tesis ettiğimiz güven atmosferiyle yeni bir insani trajedinin ve büyük bir göç dalgasının önüne geçtik. Son günlerde İdlib'e yönelik hem rejim hem PKK, YPG kaynaklı saldırıların yoğunlaşması bu bölgeyi tekrar kaosa sürüklemeyi amaçlamaktadır. Cumartesi günü İdlib'deki Şifa Hastanesi'ni hedef alan YPG-PYD terör örgütü 14 masumu katletmiş, 32 sivili de yaralamıştır. Sadece bu terör eylemi bile müttefik silahlarıyla donatılan, yöneticileri kimi ülkelerde kırmızı halılarda ağırlanan bu örgütün kanlı, kirli ve çirkin yüzünü göstermeye kafidir. Gerek zirve hitabımızda, gerekse ikili görüşmelerimizde PYD PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdi. Terör örgütleriyle mücadelemizin yanı sıra Suriye'nin bir terörist yetiştirme kampına dönüşmesinin de önüne geçmeye çalıştık. Bugüne kadar 9.000'e yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Ayrıca çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 100.000'i aşkın terör şüphelisine ülkemize giriş yasağı koyduk. Yakalayıp kaynak ülkelere teslim ettiğimiz teröristlerin bugün hiçbir tahkikata uğramadan ellerini kollarını sallayarak serbestçe dolaşabilmesi, hatta kimi ülkelerde terör eylemi yapabilmesi büyük bir zafiyettir. Türkiye sadece PKK, PYD, FETÖ ve DAEŞ'le mücadelesinde değil, yabancı terörist savaşçıların engellenmesine yönelik çabalarında da tek başına bırakılmıştır. Daha vahimi, ülkemiz Suriye mahreçli düzensiz göç yükünün neredeyse hepsini yalnız başına omuzlamak mecburiyetinde kalmıştır. Yaklaşık 10 yıldır 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıya sahip çıkan Türkiye'ye verilen taahhütlerin çoğu yerine getirilmemiştir. Libya ve Suriye başta olmak üzere ittifakın inisiyatif almakta geç kaldığı tüm bölgelerde muhasımların etkinliğini artırdığı bir gerçektir. Meşru hükümetin daveti üzerine sağladığımız eğitim ve danışmanlık desteği hem Libya'nın uzun süreli bir iç savaşa sürüklenmesini engelledi, hem de Birleşik Milletler öncülüğündeki siyasi sürecin önünü açtı. Dağlık Karabağ'da 30 yıllık bir gecikmeyle de olsa adalet tecelli etti ve bölgede umutlar yeniden yeşerdi. Husumetin yerini barışın, gerilimin yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini kalıcı barışın alabileceği yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin sınırları dışında yürüttüğü, müttefiklerimizin güvenliğine de katkı sunan operasyonlarına ittifak tarafından güçlü destek verilmesi bu bakımdan tercihten öte zorunluluktur. Temennimiz tüm müttefiklerimizin sığ siyasi hesapları artık bir yana bırakıp Türkiye ile tam bir dayanışma sergilemesidir. Değerli basın mensupları, zirve vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la az evvel bir araya geldim. Uzun yıllara dayalı bir dostluğumuzun bulunduğu Sayın Biden'la gündemimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda yapacağımız ortak çalışmaları Sayın Biden ve ekibiyle görüştük. Türkiye bu bölgelerde aldığı inisiyatiflerle DAEŞ'le mücadeleye destek vermenin yanında NATO'nun sınırlarının ve müşterek çıkarlarımızın da savunucusu olmuştur. Bu görüşmede salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da dikkate alarak aramızdaki ekonomik potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma hususunda mutabık kaldık. Ülkelerimiz arasında mevcut ikili işbirliği ve bölgesel istişare mekanizmalarının yeniden canlandırılması gerektiğinin altını çizdik. Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir işbirliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyoruz. Sayın Biden'la önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda işbirliğimizi artıracağız. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine işbirliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz. Avrupa, Atlantik coğrafyasının barış, refah ve güvenliğine büyük katkı yapmış olan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine inanıyoruz. Kıymetli basın mensupları, zirve marjında bir diğer görüşmeyi de Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Boris Johnson'la yaptım. Görüşmemizde dost, müttefik ve stratejik ortak olarak ikili ve bölgesel düzeydeki işbirliğimize verdiğimiz önemi ve bunun sürdürülmesine yönelik irademizi karşılıklı olarak vurguladık. Salgın boyunca video konferans marifetiyle sıklıkla konuştuğum Şansölye Merkel'le bu kere yüz yüze görüşerek ikili ve bölgesel konularda kapsamlı bir fikir teatisi gerçekleştirdik. Yunanistan Başbakanı Sayın Mitsotakis'le görüşmemizde yeniden canlandırdığımız diyalog mekanizmalarının sürdürülmesini kararlaştırdık. Sayın Başbakan'la ülkelerimiz arasında pozitif gündemi destekleyecek adımların karşılıklı olarak atılması hususlarında da fikir birliğine vardı. Hatta biz görüşmelerimizi ikili olarak yapalım ve daha da ilerisi biz görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle araya birilerini sokmamızın anlamı yok kararına vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, İspanya Başbakanı Sayın Sánchez ve Hollanda Başbakanı Sayın Rutte ile de bir araya geldi. Bu görüşmelerde de ikili ve bölgesel konular ile Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri ele aldık. Kendileriyle diyalogumuzu sürdürme hususunda mutabık kaldık. Dün Litvan ve Leton mevkidaşlarımla görüşmelerim oldu. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra 24 Haziran'daki zirve öncesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Her iki lidere de Türkiye'nin Baltıkların savunmasına olan katkısının süreceğini teyit ettik. Dün ayrıca Macaristan Başbakanı Sayın Orban'la da verimli bir ikili görüşme yaptık. Bu vesileyle zorlu salgın şartlarında gösterdikleri başarılı ev sahipliği sebebiyle Belçika hükümetine ve NATO Genel Sekreteri değerli dostum Sayın Stoltenberg'e teşekkürlerimi sunuyorum. Zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi tekrar sevgi, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Değerli arkadaşlar, Afganistan konusundaki düşüncelerimizi çok açık, net olarak Sayın Biden'a ifade ettim. Bu da Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Ayrıca tabii ki burada Taliban gerçeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onlarla da birçok görüşmeleri farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu, yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu ve bir sıkıntı burada söz konusu değil. Diğer soru, S-400 konusunu tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Temennim odur ki savunma sanayiyle ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir? Bunları ifade ettim ve tabii bugün burada hepsi, bu işlerin bitmiyor. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanlarımız, Savunma Bakanlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaktır. Tabii Fransa'yla da yani bugünkü görüşmemizde özellikle ikili görüşmelerimizin ciddi bir dayanışma içerisinde devamında mutabık kaldık. İslam karşıtı anlaşılmaların kendisi açısından yanlış olduğunu, benim İslam'a karşı olmamın mümkün olmadığını, bunu bana ısrarla söyledi ve bu süreç içerisinde ne yazık ki bazı mahfiller bu tür şeyleri uydurdular ama benim İslam'a karşı olmam söz konusu değildir ve bunu yani bir dost olarak size söylüyorum dedi. Dedim ki böyle olduğuna göre bundan sonraki süreçte de bunları yani tavsiye edecek açıklamalar olursa bu tabii çok çok isabetli olur. Çünkü vatandaş olarak söylemiyorum ama yani vatandaş olan olmayan, Fransa'da bugün 750.000 Müslüman var. Bunu Türklerin dışındaki Faslısı, Cezayirlisi, Tunuslusu filan bunları da katarsak belki rakam daha da ileri gidebilir. Böyle bir burada rakam söz konusu. ve bu konuyla ilgili olarak da kendisi hassasiyetini ifade etti. Suriye ve Libya konusunda müşterek bir çalışmayı yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Bu konunun üzerinde durdu. Biz tabii bu işlerde yani daha rahatsız yapabiliriz dedik ve bu konuyla ilgili görüşmelerimizi de devam ettireceğiz. Ben tabii Sayın Miçotakis'in bu ifadelerine aynen katılıyorum. Yani sessiz sakin bir yıl olacak düşüncesini de paylaşıyorum. Ve aramızda güzel bir görüşme geçti ve gerek Ege'de olsun, gerek diğer bölgelerde olsun. Bundan böyle ben de kendisine şunu söyledim. Yani üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım. Biz bundan böyle bu tür sıkıntılı anlar olduğunda siz beni özel hattan rahatlıkla arayın. Ben de sizi özel hattan rahatlıkla arayayım ve böylece herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye, Yunanistan olarak adımlarımızı atalım. Bir de sıkıntılı konular nelerse bunları masaya koyalım. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar bunlar üzerinde çalışsınlar ve onlar bize bunu getirsinler. Nihai kararı biz verelim ve bu nihai kararı verdikten sonra da adımlarımızı atalım. Tekin bazı örnekler oldu. Mesela dedim şu, bu konuyla ilgili olarak biz kararımızı verdiğimizde size neticeyi bildirelim ve masanın üzerinden o sorunu kaldıralım. Aynı şekilde bizim sizden istediğimiz bir konu varsa siz de o konuyu görüştükten sonra masanın üzerinden kaldırdığınız zaman ne olacak? Bu masa sorunlar masası olmaktan çıkıp çözüm masası haline gelmiş olacak. Bunu da iki lider kendi arasında yapmış olacak. Her şeyden önce tabii şu anda yüz yüze görüşmemiz NATO'daki bu zirveyle gerçekleşiyor. Ve bu zirveyle birlikte benim şahsen tabii Biden'la tanışmam, görüşmem yeni değil. Çok çok eski ve Türkiye-Amerika arasındaki bu süreç ve bugün bu yüz yüze yaptığımız görüşmede yaklaşık yarım saati aşkın ikili bir görüşme yaptık. Ondan sonra heyetler arası görüşmemizi yaptık. Ve bu görüşmelerle birlikte tabii bizim Patriotlar konusundaki düşüncemiz malum bilinen bir düşünceydi. Ve bu konuda tabii Amerika'nın da tavrı belliydi. Ne oldu? Amerika Patriotları vermedi. Biz de tabii S-400'ü o zaman almak durumunda kaldık. İşte böyle bir süreçten geliyoruz. Ve bu konularla ilgili savunma sanayinde birlikte neler yapabiliriz? Bunları savunma bakanlarımız, dışişleri bakanlarımız kendi aralarında görüşsünler dedik. Kendi aralarında yapacakları bu görüşmeden sonra da bizler adımlarımızı atalım. Böyle bir karara vardık. Tabii bunun dışında yine ticari, ekonomik birçok alanda bizim 100 milyar dolarlık bir hedefimiz vardı. Ama şu anda bu hedef henüz 22-23 milyar dolar civarında. Biz bunları aşmamız gerekiyor. Ve bu konuda da kendileriyle bir mutabakatımız oldu. Bundan sonraki süreçte de tabii bu arada aşı konusu vesaire bunları yine görüşme fırsatımız oldu. Ve Sayın Biden'la da verimli bir görüşmeyi bu ilk buluşmada, yüz yüze görüşmede gerçekleştirmiş olduk. İlişkilerin açısından değerlendirmeniz ne olur? İşte ilişkilerin devamı açısından olumlu olduğunu söylüyorum. Temennim odur ki yani özellikle şu anda ben kendisini de ayrıca tabii Türkiye'ye davet ettim. Ve Türkiye'ye davet konusunda da şu yoğunluklarımı aştıktan sonra da Türkiye'ye gelebileceğini de ayrıca söyledi. CNN Türk'ten Büşra Santaş. Efendim, görüşme öncesinde 1915 yani 24 Nisan'ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması konusunu dile getirdiniz. Hamdolsun hiç gündeme gelmedi. Ya şu anda tabii bütün olay bu Covid meselesi, koronavirüs meselesi. Yani hepsinde de sıkıntı. Yani bu aşılama sürecinin getirip götüreceği şeyler. Bazı ülkeler olumlu yaklaşmaya başladılar. Örneğin Almanya gibi. Ve temennim odur ki Rusya heyet gönderdi. Rusya'nın göndermiş olduğu heyetin Türkiye'de yapacağı görüşmelerden sonra ne gibi bir tavır takınacaklarını da göreceğiz. Fakat ben umutluyum. Şu anda Covid belası sebebiyle bazı ülkeler kapıyı şu anda açamıyor. Fakat bu kapılar böyle sürekli kapalı kalmaz. Çünkü biz de onlara göndereceğiz. Yani biz şimdi İspanya'ya niye turist göndermeyelim? Öbür tarafta şu anda Almanya ile kapılar açıldığı andan itibaren biz de aynı şekilde onlar gönderdiği biz de göndereceğiz. İngiltere ile kapılar açıldığı anda biz de göndereceğiz. Şu anda bir sıkıntı var ama yani Boris Johnson'la da yaptığımız görüşmede inşallah ben umutluyum ve oradan da kapıların açılacağına ihtimal veriyorum. Siz Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek misiniz efendim? Niye gitmeyeyim ya? Ya önümüzdeki süreç içerisinde bir programınız var mı bu konuda? Şimdi önümüzde malum bir genel kurul var. Bu genel kurulla beraber bir de bizim New York'ta biliyorsunuz bir Türk evimiz şu anda bitmek üzere ve inşallah onun da açılışını yapacağız. Tam Birleşmiş Milletler'in karşısında ve bütün bunlarla beraber de biz zaten bu kucaklaşma sürecini aşmış ve açmış olacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Buradan Azerbaycan'a yolculuk var.